kül oluyor, görüyorsunuz. Bu bana bir şey hatırlattı. Onu Mehmet Akif merhumun bir hal hatırasını hatırlattı. Onu söyleyip ezan-ı Muhammed'i okundu keseyim. Çok daha konu devam edecek ama vakit kalmadı. Zaman zemin demin dediğimiz gibi hep aynı şeyler söylüyoruz. Yetersiz durumdayız, tutarsız durumdayız, dengesiz durumdayız. Zamanımız bol olmuyor, zeminimiz vaktinde dolmuyor. Tam bir ders düzenine kavuşamıyoruz. Yerleşik düzenimiz yok. Mehmet Akif merhum, kısa bir hatıra anlatıp kesiyorum. Malumunuz Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyh Halkalı'da Ziraat Mektebi'nin müdürüymüş o zaman. Ziraat Mektebi müdürü, okul müdürü. Sirkeci'den o zaman yine aynen bu elektrikli tren varmış. Halkalı treni. O trene binmiş, bakmış kompartımanlar, yani oturulacak yerler dolu dolu, bir tane içinde iki kişinin bulunduğu boş bir kompartıman bulmuş, girmiş. Şimdi kendisi anlatıyor hatıratında Mehmet Akif. İçeri girdim ki diyor, iki tane tıp talebesi. O zaman tıbbiye deniyormuş, tıbbiye. İki tıp talebesi, doktorluk tahsil eden iki tıp talebesi diyor, karşılıklı oturmuşlar, konuşuyorlar. Öyle konuşmaya dalmışlar ki benim içeriye girdiğimi fark etmediler diyor. Öyle heyecanlı. İster istemez kulak misafiri oldum, dinledim diyor. Allah aşkına bakın. Ne konuşuyor bu gençler ya, bu tıp talebeleri? Dinledim ki diyor, Avrupa'yı methediyorlar. Avrupa şöyle, Avrupa böyle, Avrupa şöyle ileri, Avrupa'da şöyle medeniyet var. Anlatıyor. Birisi bitiriyor, öbürüsü başlıyor diyor. Fransa şöyle, İngiltere böyle. Roma şöyle, efendim Paris böyle. Avrupa'yı anlatıyorlar. Şöyle serbestlik var, şöyle hürriyet var, şöyle alem var, gece var, gündüz var, yemek var, içmek var, seks var. Anlatıyorlar. Biri bırakıyor, biri başlıyor diyor. Hiç de konuşmayı kesmiyorlar. Bir an diyor, solukları azalır gibi oldu, hemen devreye girdim diyor Akif. Yavrularım dedim diyor, deminden beri konuşmanızı dinliyorum. Çok heyecanlısınız. Ne anlatıyorsunuz diye sordum. Avrupa'yı bey amca, Avrupa'yı dediler diyor. Ya ne var Avrupa'da, işte şu var bu var. Hatta bir tanesi diyor daha da heyecanlandı. Dedi ki bey baba, bey baba demiş Mehmet Akif yaşlı ya. Avrupa'yı demiş görmeyen insan bile olamaz demiş. Avrupa'yı görmeyen insan değildir, hayvandır demiş. Mehmet Akif diyor ki tam diyor alnımdan vurulmuşa döndüm diyor. Bu sözü duyar duymaz. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz sözü diyor beni hançerledi, perişan etti. Ve hemen sordum diyor, yavrularım siz Avrupa'yı gördünüz mü dedim diyor. Efendim görmedik ama okuyoruz dedik dediler diyor. Mecmualardan, gazetelerden, romanlardan okuyoruz. Avrupa'yı görmedik. Peki sizin babalarınız da Avrupa'yı gördü mü? Hayır dediler diyor, babalarımız Avrupa'yı görmedi. Siz Avrupa'yı görmemişsiniz. Babalarınız da Avrupa'yı görmemiş. Sizin mantığınıza göre Avrupa'yı görmeyen eşektir dediniz. O halde siz eşek oğlu eşek olmuyor musunuz yavrularım dedim diyor. Mehmet Akif anlatıyor bunu. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, eşektir dediğinize göre siz Avrupa'yı görmemişsiniz. Babalarınız da görmemiş. Sizin mantığınıza göre siz eşek oğlu eşeksiniz dedim diyor. Utandılar, kıpkırmızı oldular diyor. Özür dileriz bey baba. Böyle derin düşünemedik, bizi affet dediler diyor. Bakın neslimizi ne hale getirmişler. Ve o nesil hangi makamlara gelmiş, yükselmiş. Allah-u Teala bu büyük belayı 2000 yılına çıkmadan üzerimizden alsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.